Malum bisiklet fiyatları da arttı. Artık el yakan fiyatlara ulaştı bisiklet fiyatları. Geçen gün oturdum eski videolarıma baktım. Her videoda artan dolar demişim. Aşağı yukarı 5 senedir video yapıyorum arkadaşlar. Ve bu zamanki kadar doların hiç yükseldiğini görmemiştim. Hep yükseliyordu ama herhalde önümüzdeki sene yine bu sözleri tekrarlayacağım. Neyse, sonuç olarak şundan bahsedelim. Sonuç olarak bisikletlerimizi koruyup iyi kullanmamız gerekiyor ki uzun seneler bize hizmet edebilsin. İşte ben de bu videoda bisikletlerinizi korumak için folyoyla nasıl kaplarsınız, işinize yarayacağını düşündüğüm için bunu anlattım. Malzemelerden bahsedelim. Tabii ki folyonun kendisi var en başta arkadaşlar. Bu folyolar şöyle görüyorsunuz rulo halinde 3-5 metresi 10-15 lira gibi N11'de satılan araç boya kaput koruma filmi falan diye geçiyor. Aşağıya linkini eklerim. Yani ucuz folyolar, uzun yıllardır da kullanıyorum bunları, işime de yarıyor. Tabii kendinden yapışkanlı olmasına rağmen biz kusursuz olsun diye deterjanlı su kullanacağız. Bunu birazdan göreceksiniz ama deterjanlı su derken içine piril falan koymayın. Suyla Arap sabunu koyun. Arap sabununun kimyasal olarak hiçbir zararı yok boyaya. Tabii kaplayacağımız yerin temiz olması lazım. İzopropil alkollü bir mendil vardı bende. Bu tabii pandemiden dolayı almıştım. Siz herhangi bir alkollü mendil ya da kolonyalı mendil de kullanabilirsiniz. Kaplayacağımız yerin şeklini vermek için bir makas. Ne dedik? Fısfıs kullanacağız dedik. O yüzden de fısfıstan kalan suları, içindeki deterjanlı suları tahliye edebilmek için, iyice yapışmasını sağlamak için. Şöyle bende şeffaf bir spatula vardı. Bu başka bir şey için almıştım. Ha, siz ne kullanabilirsiniz? Kredi kartı gibi bir şey de kullanabilirsiniz bunun yerine. Tabii bir de etrafa sağa sola deterjanlı sular çıktığında kirletmesin, akmasın diye bir mikrofiber bezden faydalanacağız. Temas edilen yüzeyleri kaplamamız gerekiyor. Nerelerdir burası? İnip kalkarken, bisikletten ayağımızı atıp üzerinden çekilirken genelde üst burnun üst tarafına ya darbe ayağımızla çarparız ya da taytın altı sürttüğü için buralar zamanla aşınma yapar, parlama yapar. Ayrıca bisikleti yan tutup oturduğunuzda da yine aşınmaya sebep olursunuz. O yüzden bu videoda ne yapıyoruz? Üst burnun üst tarafını kaplıyoruz. Onun haricinde bisiklet yolda hareket halindeyken en çok darbeyi nereden alır taşlar? Alt borunun altından gelecektir. O yüzden ikinci olarak alt borunun altını kaplayacağız. Genelde zincirin olduğu chainstay yolunun orada. Kendiliğinden bisiklet firmaları buraya bir folyo koyarlar. Zincir kadroya zarar vermesin diye ki benim bisikletimde var. O yüzden burada herhangi bir işlem yapmayacağız. Öteki tarafta yine aynı tam zıt tarafında şu tarafta genelde topuğunuz sürtler. Bu yüzden burayı da kaplayacağız. Tamamını kaplamamıza gerek yok. Temas edecek yüzeyleri. Şimdi birazdan zaten kaplarken göreceksiniz. Bir de son olarak kablolar genelde ön tarafa kafa setinin olduğu alım borusuna mutlaka sürtme yapar. Şu plastikleri görüyorsunuz. Şunu çıkartayım şöyle de göstereyim. Bu plastikler ne kadar korusa da mutlaka zamanla bunlar da boyanın üstünde aşınmalara sebep olur. O yüzden bir de nereyi kaplayacağız? Alım borusunu. Son olarak da buradan gelebilecek darbelere tedbir amaçlı şuraya ince bir şerit açacağız. Fazlasıyla bisikleti böyle dolma bebek gibi yapmanıza gerek yok. Her yerini kaplamanıza gerek yok. Eğer bahsettiğim dikkatli temas noktalarını kaplarsanız bisikletinizin kadrosunda emin olun hiçbir zaman doğru dürüst bir çizik olmayacaktır. Evet arkadaşlar, lafı daha fazla uzatmadan videonun kendisine geçelim. Siz de bisikleti nasıl kaplıyormuşuz, nasıl yapıyormuşuz görerek kendiniz öğrenin. Sizden bir ricam var. Aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Ayrıca videolarımdan herkesten önce bildirim alarak haberdar olmak istiyorsanız lütfen abone ol butonunun yanındaki zil işaretine tıklayın. Şimdilik benden bu kadar. Önümüzdeki videoda görüşünceye tek sağlıcakla, sağlıklı günlerde bol bisikletle pedallı kalın. Görüşürüz arkadaşlar.